Buna bizdeki güve otuna benzer ama bu güve otu değil yani. Hani ne diyorlardı bir zamanlar altın çilek altın çilek bir hikaye uydurdular ya para kazanmak için. Bu altın çilek değil. Aşkavanda. Hindistan'da yetişir. Bu değişik bir şey. Aşkavanda. Şu gördüğünüz şekilde. Yani güve otuyla ilgisi yok. Başka bir bitki. Bunun kökü buna Hint ginzengi de denir. Hint ginzengi. Dünyada en doğal, en etkili ve çok yönlü bir bitki. Başta kanser olmak üzere. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma, uyku rahatsızları için. Anksiyete, korku, panik, takıntı için. Huntington, Alzheimer, Parkinson için. Mide bağırsak rahatsız. O kadar çok faydası var ki. Yüzlerce faydası var. Ginzengden daha etkili. Bana göre. O kadar etkili. Dünyada muazzam bir şey. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde yasak olmayan bu bitki yasak olur mu ya? Tıbbi bitki bu. Türkiye'de negatif listede. Bunu buradan yak. Anksiyete karşı aşkavanda korku, endişe, huzursuzluk, takıntı, obsesif, kompulsif rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki. Ama bir tane profesör, doktor negatif listeye konsun demiş, konmuş. Kimmiş bu profesör, doktor? Ben tanımıyorum. Tanıyan varsa buyursun. Dünyanın hiçbir ülkesinde yasak olmayan altın başak otu Türkiye'de yasak. Dünyanın hiçbir ülkesinde yasak olmayan öksotu otu Türkiye'de yasak. Dünyanın hiçbir ülkesinde yasak olmayan bu tıbbi bitki aşkavanda Hint ginzengi Türkiye'de yasak. Yani oraya biri oturuyor. Kendine göre ahkam kesiyor. Hacı abi bu İngilizce metin Türkçe'leri de şey yapmış değil mi? Olmuyor mu? Tamam okey neyse. Evet yani birleşimindeki etken maddeler dur dur dursun tamam okey. Ha, kalsın. Vitaferin, vitanozit, vitanol, vitanoloid, vitanoid AB, anaferin, betazitosterol, vitanolat D falan filan birçok vitamin, mineral, enzim içeriyor. Alzheimer, Parkinson, şizofren. Otizm, depresyon, disleksi, Huntington, amfitotropik lateral sklerozis ne demek? Beyin ve omurilik içerisindeki sinir demesine spinal cord denir. Beyin ve spinal cord'daki sinirsel deformasyona denir. Bunu bile tedavi edeceğim. Yani beyinle ve sinir sistemi ile ilgili bütün hasarları tedavi edeceğim. Ben ne söylüyorum? Hayır, ben söylemiyorum. Ben sadece burada Profesör Doktor Zoltan Zahurudin, Profesör Doktor Breck Basit, Profesör Abida Barven, Profesör Rabe Barven, Profesör Vahşim Kaan, Profesör Gural, Profesör Doktor Sayit Ahmet falan filan. Hindistan, Pakistan. Sadece bu değil. Ne kadar klinik araştırması var? Aşkavanda dediğimiz zaman La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Dünyanın hiçbir ülkesinde yasak olmayan bir etki. Aha. Bab Met Aşkavanda. Şöyle estağfurullah.
Aşkavan'da. Ha, bulabildik, tekrar kaybettik. Aşkavan'da bir, o bir 1313 klinik arası var dünyada. 1313. Bu kadar önemli bir bitkiyi Türkiye'de kullanamıyoruz. Yasak. Kim dedi? XYZ bir profesör doktor, Tarım Bakanı'nda kim oldu böyle dedi. Kefi. Nedir? Nörodejeneratif hastalıklara karşı, yani beyinsel ve sinirsel hastalıklara karşı dünyada en etkili bitki. Anksiyete, panik atak, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, Alzheimer, Parkinson, Huntington, otizm. Yani ne olsun daha? Ayrıca cinsel fonksiyonları efendim. Ayrıca içermiş olduğu enzimler nedeniyle ömrü uzatıyor. Antioksidan, anti-aging, hücre yeniliyor. Enzimlerin salgılanmasını düzenliyor. GABA vesaire vesaire vesaire. Androjenik sinir iletimi vesaire vesaire. NOS, nitrik oksit salınımını artırıyor. Serbest radikalleri yok ediyor. Glutatyon peroksidaz, süperoksit dismutaz, katalaz enzimlerinin salınımını artırıyor. Böylece metabolizmayı hızlandırıyor. Efendim. İnme ve o inme nedeniyle felç, inme ve iskemik, yani kan oksijen yetersizliğiyle çıkan sorunları ortadan gideriyor. Kan dolaşımı düzenliyor. Kaygı, endişeyi ortadan kaldırıyor. Yani ben bunları tabii ki bu ABC diye diyorum. Altında bir sürü yazı, onları açıklasam o haftalar geçer. Hafızayı öğrenmeyi güçlendiriyor. Beyinde beta amilat, Alzheimer hastalığına sebep olan proteini bozuyor, değiştiriyor, dönüştürüyor, yeniliyor. Uykunun kalitesini düzenliyor. Sık sık uyanma, uykuya dalma, uyuyamama gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Derin uyku uyumasını sağlıyor, derin. Takıntıyı, bağımlılık, takıntı rahatsızlarını, vesveseyi, OKB ortadan kaldırıyor. Sindirim sistemini düzenliyor. Kalp dokusunu güçlendiriyor. Kırmızı kan hücrelerin efendim kan dolaşımı düzenliyor. Trigliserit kolesterolü düşürüyor. İyi kolesterolü yükseltiyor. Kan şekerini düzenliyor. Diyabeti önlüyor. Kas yapıyor. Kemik erimesini önlüyor. Kemiklerdeki kalsiyum oranını artırıyor. Romatizmaya karşı etkili. Kireçlenmeyi önlüyor. Kemik kitlesini düzenliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İnterferonları, yani bakteri, virüs ve mantara karşı otofaj, makrofajı harekete geçiriyor, T hücresini ve hücresini. Bakteri, virüs ve mantara karşı vücudun direncini artırıyor, T hücresini canlandırıyor. T hücresinin salgılamış olduğu antikorları güçlendiriyor vesaire vesaire. Testosteron, erkeklerde testosteron seviyesini artırıyor, cinsel performansı artırıyor. Östrojeni bayanlarda, lütanizan hormonu salınımını düzenliyor, hipofiz bezesinin. Tiroid hormonlarını çalıştırıyor. T3, T4, kortizon seviyesini düzenliyor. Efendime, serbest radikalleri yok ediyor. Hidrojen peroksiti bölüyor, parçalıyor. Hidrojen peroksiti suya ve oksijene dönüştürüyor. Pankreası güçlendiriyor. Beta hücrelerini güçlendiriyor. Karaciğer yağlanmasını, alete, asete değerlerinin normal seviyeye inmesini sağlıyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Akciğerdeki öksürük, bronşit vesaire iyi geliyor. Böbrekleri temizliyor, güçlendiriyor. Mesaneye iyi geliyor. Kansere karşı etkili, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Mesane kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiş. Efendim. Şimdi akciğer kanserine karşı, bağırsak kanserine karşı, pankreas kanserine karşı, bunlar hep
çok çok detaylı konuşulması gereken konular ama zamanımız yok. Libido, erkeklerde libidoyu artırıyor. Afrodizyak etkisi var. Sperm kalitesini artırıyor kısırlığa karşı. Ereksiyon, erektil disfonksiyonu önlüyor. Cildi güzelleştiriyor. Yani hangi birini sayayım? Saymakla bitmez. Ama Türkiye'de yasak. Çok komik. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Dünyada sadece Türkiye'de yasak. Böyle çok komik şeyler oluyor Türkiye'de. Altın başakotu, böbrek ve mesane ve idrar yolları için dünyada en etkili bitki Türkiye'de yasak. Öksürtü kansere karşı Almanlar 50 yıldır damlasını, drajesini, kapsülünü yapıyor, satıyor, Türkiye'de yasak. Kim koyuyor bu yasayı? Kim koyuyor? Kim o? Kim? Neye göre? Avrupa Birliği'nin bir standartı var. ESCO, 57 ülkenin ilim adamları. Şu 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 bitkiler tıbbi bitki kullanılabilir diyor. Ama orada bir iki kişi var Tarım Bakanlığı'nda. Ona negatif, buna pozitif. Ona böyle tiyatro mu olur ya? Neyse canım sıkıyor Türkiye'nin. İlim adamlarının 50 yıldır yaptığı şeyleri biz 100 yıldır, 200 yıldır şeyleri biz hala yakalayamıyoruz. Üretemiyoruz. Aşkavandı üretemiyoruz. Ökse üretemiyoruz. Altınbaşakotu üretemiyoruz. Ne gereği var onlara böyle böyle böyle. Halbuki Türkiye'de ekilmesi, kullanılması gerekir. Neyse yapacak bir şey yok.